bizler Mevlüt Oruç, Ferit Diker ve Bereket Akçay. Gürkan Hazır Beton Santrali şirketinin ortaklarından telefonla tehdit ediliyor, bize hakaret ve sinkaflı küfürler ediliyor. İş yerlerimizin ve evlerimizin gidiş geliş yol güzergahı üzerinde yolumuza çıkan kişilerce dövülmek, kırmak, vurmak, pişman etmekle tehdit ediliyoruz. Kaçak beton santralinin yerinin değiştirilmesi taleplerimiz ve hukuki sürece katılmamız nedeniyle önce telefon açarak tehdit ve hakaretlerde bulunmuşlardır. Sizi dövdürürüz, başına gaza gelir, belanı mı arıyorsun, eğer burası kapanırsa 3 milyon euro mu verirsiniz, vermezseniz cuma akşamını göremezsiniz gibi tehditvari sözler sarf edilmiştir. Yakın bir zamanda motosikletli iki kişinin mahalleye gelerek Ferit Diker yani beni sordukları, evimi öğrenmek istedikleri mahalleli tarafından bana anlatılmıştır. Şüphelilerin bana ana avrat sövdüklerini, gününü göstereceklerini, Samandağ'ın muhtelif ortamlarında konuştuklarını bilmekteyim. Beton santrali ortakları yüksek makamlardan destekli, torpilli olduklarını ve Cumhurbaşkanı'ndan dahi imzaları olduğunu ve benzeri ifadelerle kendilerine dokunulmazlık sağlamaya çalıştıkları bilinmektedir. Bunların yetmediği yerde ise tehditle toplumu sindirerek kabul ettirme, rıza devşirme uğraşı içindeler. Beton santrali şirket ortaklarından Mevlüt Oruç'u telefonla arayarak Cumhurbaşkanı'ndan imzası olduğunu iddia etmektedir. Beton santrali zararlı olsaydı Cumhurbaşkanı imzalar mıydı gibi ifadelerle Cumhurbaşkanlığı'nı dahi biz Cumhur'a karşı tehdit, sindirme ve rıza devşirme aracı olarak kullanmaya çalışmaktadır. Yine Samandağ ilçesinin küçük ve konuşulanların çabuk yayıldığı bir yer olması sebebiyle beton santrali ortakları bizleri tuttukları adamlara dövdürecekleri haberlerini yaymak suretiyle çevre ve toplum sağlığını korumaya çalışanlara gözdağı vermektedirler. Mevlüt Oruç iş yerine giderken iş yerine yakın bir yerde yoluna çıkan iki şahıs beton santrali sahiplerinin dövdürteceği haberini verdiğinden şüphelilerin bir eylem hazırlığında olduklarını göstermiştir. Ayrıca Bereket Akçay'ın evine yakın yerde yoluna çıkan iki şahıs beton santrali sahiplerinin dövdürteceği haberini verdiğinden bu şikayeti yapmamıza vesile olmuştur. Bize ve beton santralini şikayet edenlere yönelik gelecek her türlü olumsuzluk ve saldırının müsebbibi Gürkal Hazır Beton ortakları Ali Kallıoğulları ve İsmail Kallıoğulları'dır. Biz silahsız ve korumasız demokrasi, emek, eşitlik, toplum ve doğa savunucusu ekolojistleriz. Ucu kime dokunursa dokunsun zehir santraline karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Maalesef Türkiye'de işler tersine dönmüş durumdadır. Topluma ve doğaya zararlı faaliyetler koruma altına alınır hatta desteklenir olmuştur. Türkiye demokrasi, emek ve ekoloji güçlerini dayanışmaya davet ediyoruz. Toplumun ciğerine ve doğanın kalbine beton santrali adı altında kurulan zehir ve kanser santrali kapatılana kadar mücadelemiz devam edecektir.